Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti ve mağfireti sizlerin, bizlerin üzerine olsun. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O Rahmandır, Rahim'dir, hesap gününün sahibidir. Ey Rabbimiz, sen bizleri sırat-ı müstakime ilet. Bizleri haktan, hakikatten ayırma. Kıymetli izleyenlerimiz, bir sahur vaktinde yine aranızdayız. Sofralarınıza konuk olduk. Birbirinden değerli hocalarımız, misafirlerimiz bizlere konuk oluyorlar. Sizlerle birlikte oluyorlar. Bugün yine ilçe müftülerimizden kıymetli bir müftümüz, Baskil ilçe müftümüz Hüseyin Çakır aramızdalar. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk, safalar bulduk kıymetli hocam. Sayın Hocam, Hüseyin Çakır kimdir? Yani böyle bir kısa bir tanıyabilirsek, sahur sofralarında bizleri izleyen izleyenlerimiz de inşallah sizi tanımış olurlar. Ol deyince olduranın, gökleri ve yeri yaratanın, yaratıp donatanın 99 adıyla. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evvela kıymetli izleyicilerimize hayırlı sahurlar dileyerek, bu programın hayırlara vesile olmasını temenni ederek konuşmalarıma başlamak istiyorum. Eyvallah hocam. Kıymetli hocam, bizleri davet edip burada ağırladığınız için evvela teşekkürümü ifade etmek istiyorum. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim bu programı hayırlara vesile eylesin. Kısaca kendimizden bahsedecek olursak Sayın Hocam, ismim Hüseyin Çakır, Muş, Hasköy doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi Muş'ta tamamladıktan sonra İmam Hatip Lisesi öğrenimini Bursa İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ikmal ederek akabinde Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği'nden 2013 yılında mezun oldum. 2017 yılında da Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldum. Tabii bu süreçte 2011 yılı itibariyle de Diyanet İşleri Başkanlığımızda Dini Mübini İslam'a hizmet noktasında Rabbimizin lütfu ile İmam Hatip olarak göreve başladık. 2013 yılında Diyanet İşleri Başkanlığımızla açılan sınavda vaiz olmaya hak kazandık. 2016-2019 yılları arasında da Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi'nde ihtisas kursiyeri olmaya hak kazandık. Buradan müftü ve vaiz adayları yetişmekte. Nihayetinde burayı bitiren kimseler vaiz oluyor ilk etapta. Sonrasında müftü olmaya hak kazanır sınavlarla tabii. İhtisası bitirdikten sonra İstanbul Silivri Cezaevi vaizi olarak atandım. Yaklaşık 1,5 sene orada cezaevi vaizliği görevini ifa ettikten sonra 2020 yılında başkanlığımızca açılan müftülük sınavında Rabbimizin lütfu inayetiyle müftü olmaya hak kazandık ve güzel Elazığ'ımızın, Ma'muratul Aziz olan Elazığ'ımızın yine güzel ilçesi Baskil'imize müftü olarak 14 Aralık 2020 tarihi itibariyle başlamış bulunduk. Ve şu anda da Baskil'de Dini Mübini İslam'a hizmet noktasında bu vazifeyi ifa etmekteyiz. Eyvallah Sayın hocam. Eyvallah hocam. Tabii konumuz Ramazan'ın sonuna doğru Ramazan ve şükür konusu. Şükür çok önemli. Yani biz bu hayatımızın her noktasında Rabbimize şükür etmemiz gerekiyor. Hem vücut bizi Müslüman olarak yarattığı için, hem insan olarak yarattığı için ve attığımız adımda Rabbimize şükür etmemiz gerekiyor. Şükür kavramını ele alacağız. Şükür kavramı ile ilgili neler deriz hocam? Evet kıymetli hocam, hakikaten çok önemli, kısa bir kelimecik belki bir kavram ama manası çok derin. Dini mübini İslam'ımızın üzerinde çokça durduğu, çok ehemmiyet verdiği bir kavram. Ve baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in önem verdiği hususlardan biri, belki başta gelen hususlardan biri ki günün 5 vaktinde kıldığımız namazların her rekatinde okumuş olduğumuz Fatiha suresinin besmeleden sonraki ilk ayeti
hamd ile başlar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Rabbimize şükrederek aslında her namazın her rekatinde Rabbimize şükrümüzü yineliyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'in tertip sırası bakımından ilk suresi olan Fatiha suresi Allah'a hamd ile başlamakta. Bu bile başlı başına aslında İslam dininin şükre, hamde verdiği önemin başlıca göstergelerinden biri. Ve Kur'an-ı Kerim'de kıymetli hocam, öyle ehemmiyet verilmiş ki bu kavrama, yaklaşık 75 yerde Kur'an-ı Kerim'in 75 farklı ayet-i kerimesinde bu husustan bahsedilmekte. Şükürden bahsedilmekte. Rabbimizin nimetleri hatırlatılmak suretiyle bizlerin şükretmemiz gerektiği, Rabbimizin nimetlerine karşı nankörlük etmememiz, nimeti veren Allah Celle Celaluhu'yu tanımamız ve ona bu nimetleri vermesi dolayısıyla teşekkürümüzü ifade etmemiz, değişik vesilelerle farklı ayet-i kerimelerde toplam 75 ayet-i kerimede bu husus bizlere hatırlatılmakta aslında. Kavram olarak bakacak olursak kıymetli hocam, yapılan iyiliği bilmek, bu insandan veya Allah tarafından yapılan bir iyiliğe karşılık o iyiliği yapan, iyilik nimeti veren Allah'ı tanımak ve nimeti veren Allah veya nimeti veren herhangi bir insan olduğunda da bu durum aslında geçerli. Bize bir iyilik yaptığı zaman bir insana minnet duygularımızı ifa etmemiz bu aslında şükürdür. Aynı zamanda nimeti veren Rabbimize karşı nimetini bilmek, nimeti verenin Allah olduğunu bilmek ve bu nimete karşı minnettarlığımızı ifade etmek. Tabii bunu ifade ederken bu kalp ile, söz ile ve tabii davranışlarla, fiillere yansıması suretiyle bu şükrü aslında yerine getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla yapılan iyiliği bilmek ve bu iyiliğe karşı minnettarlığımızı ifade etmek şeklinde bu kavramı kısaca ifade etmiş olabiliriz Sayın Hocam. Evet hocam, şimdi tabii Kur'an ve sünnet, bizim örnekliğimiz ve rehberimiz Kur'an, örnekliğimiz Resulullah. Kur'an ve sünnet bağlamında, çerçevesinde şükrü nasıl görmeliyiz? Tabii bizim olmazsa olmazlarımız, bizlerin hayat rehberi, bizleri karanlıklardan aydınlığa çıkaran iki rehber. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesi, hadis-i şerifleri bizlerin rehberi. Yollarımızı aydınlatan, tabiri caizse kandiller, ki tabiri caizdir, yollarımızı aydınlatan kandillerdir. Peygamber Efendimizin de veda hutbesinde size iki şey bırakıyorum, bunlara sımsıkı sarıldığınız sürece asla yolunuzu şaşırmaz, yoldan çıkmazsınız, sapıtmazsınız dediği iki husus Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye. Emanet ettiği iki husus ve bizlerin inşallah konumuzu da hayatımızın her alanında olduğu gibi hayatımızı şekillendiren bu iki husus inşallah sohbetimizi de şekillendirecek kıymetli hocam. Ve inşallah şükür konusuna Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyeden inşallah örneklerle Kur'an-ı Azimuşşan'daki ayet-i kerimeler ve Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinden yola çıkmakla inşallah sohbetimizi idame ettirmiş olalım. Kıymetli hocam, Bakara suresi 152. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Rabbul Alemin şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Fezkuruni ezkurkum veşkuru li ve la tekfurun. Beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın ha bana nankörlük etmeyin. Allah Celle Celaluhu'nun bu ayet-i kerimesinde, ki aslında şükür dediğimiz zaman akla gelebilecek ilk ayet-i kerimelerden biridir kıymetli hocam. Ayet-i kerimeye baktığımız zaman burada iki hususun emredildiği, bir hususun da yasaklandığı söz konusu. İki husus emrediliyor, bir husustan da bizler men olunuyoruz, bizlerin
kaçınmamız gerektiği ifade buyurulmakta. O emrolunan şeyler nedir peki? Fezkuruni ezkurkum. Beni zikredin, beni anın, beni hatırlayın. Size vermiş olduğum o nimetlerimi hatırlayın. Akabinde ve bakın nimetler beni anın, nimetlerime karşılık aslında beni anın. Akabinde veşkuruli, bana şükredin. Bana minnettarlığınızı ifade edin. Nimeti verenin Allah Celle Celaluhu, nimeti verenin Allah olduğu bilinciyle hareket ederek beni anın ve bana şükredin. Men edilen husus nedir? Sakın ha nankörlük etmeyin. Nimeti veren Allah'ı tanımamazlık edip, görmemezlikten gelmek suretiyle nimetleri inkar etmek ve akabinde nimeti vereni inkar etme yoluna sakın ha gitmeyin. Aslında bu uyarı bile, eğer nankörlük ederseniz ey kulum, bu ancak sizin aleyhinize olur. Yani nankörlük etmek suretiyle hiçbir insan Allah'ın lütfundan, kereminden hiçbir şey, yüceliğinden hiçbir şey eksiltemez. Zarar ancak kendisinedir. Dolayısıyla aslında bizim iki dünya saadeti dediğimiz saadet-i dareyni temin noktasında bizlere bir lütuf olarak bahşedilen Kur'an-ı Kerim, bizlerin iyiliğini istemek suretiyle bizlerin Rabbimizi anmamız, Rabbimize şükretmemiz ve ona nankörlük etmememiz gerektiğini bize hatırlatıyor ve nankörlük edersek buradan zararlı çıkanın bizler olacağını ifade etmiş oluyor kıymetli hocam. Ve baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in topyekün bütününe baktığımız zaman yüzlerin üzerinde ayet-i kerimelere baktığımız zaman, yani yüzün üzerindedir. Allah Celle Celaluhu yerleri ve gökleri yaratmasının akabinde yerleri ve gökleri, denizleri, karayı insanoğlunun emrine amade kıldığını ve yer ve göktekilerin, burada olan canlı ve cansız varlıkların insanların emrine amade kılındığını, insanlığa hizmet noktasında musahhar kılındığını değişik vesilelerle, değişik ayet-i kerimelerde görmekteyiz. Ve yine ayet-i kerimenin ifadesidir. Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışacak olsanız bunları sayamazsınız. Sayamayız. Yeryüzündeki tüm ağaçlar, bitkiler kalem olsa, denizler, okyanuslar mürekkep olsa yine Allah Celle Celaluhu'nun bizlere olan nimetini yazmaya, saymaya kafi gelmeyecektir kıymetli hocam. Dolayısıyla bunu düşünmek gerekiyor hocam. Yani bunu akletmek gerekiyor, bunu fikretmek gerekiyor. Hayatımızda yani işte uyuyoruz, kalkıyoruz, işe gidiyoruz, geliyoruz. Cenab-ı Allah'ın tabiattaki, insan vücudundaki, hayatımızdaki yaratmış olduklarını zaten düşünürsek bunun şükrünün edasının imkansız olduğunu, ne yaparsak yapalım, ne kadar şükredersek edelim, bunu şükrünün az olduğunu yani karşılığına evet, kafi gelmeyeceğini aslında evet, sağlam akıl sahibi her insan aslında bu işte hakkı teslim edecektir. Burada birazcık da şey var hocam, bir kişi yani işte yakınımız veya işte patronumuz veyahut da başka şekillerde birileri yardım ettiği zaman, bir şey yaptığı zaman ona minnet duyuyoruz, işte teşekkür ediyoruz. İnsanidir aslında, olması gerekendir, aynı şekilde. Hani bunu kınadığımızdan değil aslında. Ama Cenab-ı Allah'ın yani bize bahşetmiş olduğunun zerresi yok. Yani o zerre bile değildir onun içerisinde. Bir nefes alışverişimiz kadar bile değildir. Düşünün. Yani şimdi ve aynı zamanda hani dedik ya, bir işte hayırsever bir insanın vermiş olduğu o hayır, o işte ihtiyaç sahiplerine yaşamını, iaşesini temin noktasında yapmış olduğu yardımlar aslında yine Allah'ın lütfundan, hazinesinden, Allah'ın kendisine vermiş olduğu o malı aslında emanetçi hatta olan o insan için. Ve ayet-i kerimede yine ve hakkun lissaili vel mahrum, aslında zengin insanlarımızın da mallarında mahrum olan, Allah tarafından yani mahrum edilmiş fakir, dünyada imtihanını fakirlikle, yoksullukla geçirenlerin aslında o mallarda hakları olduğu bildirilmesine rağmen minnet duygusu, ki aslında insanidir. Yani bize iyilik yapan bir kişiye karşılık teşekkür etmemiz.
Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şeriflerinde baktığımız zaman insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükredemez buyuruyor. Evet. İnsanlara teşekkür etmeyi beceremeyen, bilmeyen bir insan Allah'a nasıl şükretsin? Evet, insanlara teşekkür edeceğiz ama insanların bize yapmış olduğu iyilikler hususunda kendilerinin de emanetçi olduğu mallar üzerinde onlara teşekkür ediyorsak esas bu nimetin sahibi olan Allah'ı tanımaya bizi götürmeli bu eylem ve ona teşekküre sevk etmeli. Allah'ın lütfu ve inayetiyle gerçekleşmiştir. Yine o olay, o hayırsever vatandaşın gelip bizlerin kapısını, muhtaç kimselerin kapısını çalması Allah'ın dilemesiyle olmuştur. Aslında onu bizim ihtiyacımızı gidermesi noktasında istihdam eden Allah'a da orada bir şükür borcumuz vardır. Amin. İnsana teşekkür etmekle beraber onu o hususta istihdam eden Allah'a teşekkür şükretmemiz gerekmekte. Bir de hocam şöyle bir şey var. Tabii şükrün yani zamanı nasıl yapılacağına gireceğiz de Ramazan ayı içerisindeyiz. Yani Cenab-ı Allah hani namazın, yapılan ibadetlerin sevaplarını kat be kat veriyor. Birden 700'e, ondan 700'e vesaire. Ama bu orucun sevabı, yani oruç ibadetinin sevabını kendisine diyor ki o benim nezdimde. Benim için. Yani öyle bir büyük sevabı var ki onu biz tahayyül edemiyoruz. Cenab-ı Allah diyor ki onun takdirini ben yapacağım. Şimdi tabi Ramazan ayı içerisinde ibadetlerimizin bu kadar makbul ve sevapların da çok olduğunu düşünecek olursak şükrü en çok yapacağımız ay da yine bu aydır. İşte Ramazan'ın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Aslında Ramazan'ın oruç sebebi içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi. O Kadir gecesini de hikmetli kılan Kur'an'ın o gece inmesi. Dolayısıyla bizim Kur'an'ı okuyup akletmemiz, Cenab-ı Allah'ın verdiği bu nimetlerin şükrünü eda etmemiz gerekiyor. Bugünlerde bir şeyi hatırlatmak istiyorum hocam. Koronadan dolayı vefat eden yakınlarımız var ve nefes alıp verme zorluğu çekerek vefat ediyorlar. Yani ve bunu atlatanlar, yani sanki işte nefesimizi alamıyoruz, yani boğuluyor gibi oluyoruz tarzında ifadelerde bulunuyorlar. İşte o zaman şunu anlıyoruz ki Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu bir nefes alıp verebilme bile şükrünü ömrümüz boyunca yapsak azdır hocam. Sadece o nefeslerin şükrünü bile eda etme noktasında sabahtan akşama başımızı secdeden kaldırmasak yine kafi gelmeyecektir evet, karşılığında. Evet, çünkü aldığımız nefesi veremedik mi bitmiştir bizim için. Hayat sahnesi sonlanmıştır. Film bitmiştir bizim için artık. Dolayısıyla çok güzel bir yere temas ettiniz. Aslında şükrü her daim yapmamız gerekmekte. Günün 24 saatinde bu duygu ile hareket etmek durumundayız. Ama evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olma ayı olan özellikle Ramazan ayında bugünlerimizde Rabbimizin rahmet ve mağfiretini kazanmış olmak suretiyle cehennemden azat olma yolunda da Rabbimize şükrümüzü ifade ederek bunu kalp ile olabildiği gibi dil ile ve azalarımız ile yapmak suretiyle aslında inşallah Rabbimizden Rabbimizin rahmet ve mağfiretini akabinde cehennemden azat olma beratını elde edebilmeyi Rabbim cümlemize lütfetsin. Amin. Ve aslında ifade ettiniz ya kıymetli hocam, Ramazan şükrün belki de ifa edilebileceği müstesna zaman dilimlerinin başında gelen bir mübarek iklim, mübarek zaman dilimi. İçerisinde hayrın, sevabın, hasenelerin çokça olduğu, işte mükafatının da Allah katından sayısız, hesapsız şekilde verildiği ifade edilmekte. Aslında Allah rızası gözetilerek, ki şu anda sahur vaktini idrak etmekteyiz, Allah rızası için kalkılan sahur, yapılan iftarlar, Allah rızası için tutulan oruçlar aslında şükrün, ki Allah rızası ve ihlas burada çok önemli, şükrün bariz göstergelerindendir.
Rabbim ihlas ve rızası doğrultusunda makbul oruçlar tutmayı cümlemize nasip ve müyesser amin. Eylesin. Amin hocam. Kıymetli hocam, Allah Celle Celaluhu dediğimiz gibi insanoğlunu yeryüzünde kendisinin halifesi tayin etmiştir. Nitekim Fatır suresi 39. ayet-i kerimeye baktığımız zaman Bismillahirrahmanirrahim Huvellezî cealekum halâife fil ard femen kefera fe aleyhi kufru. Ey insanlar, sizleri yeryüzünde halifeler olarak yaratan, halifeler kılan Allah Celle Celaluh'tur. O'dur, Allah'tır. Kim küfrederse, inkar ederse, Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük ederse, bilsin ki onun o nankörlük ve küfrü kendi aleyhinedir. Az önce de ifade ettik ya. Bir insan Allah'a nankörlük etmek suretiyle, işte Allah Celle Celaluhu'ya ibadet etmemekle veya nimeti verenin Allah olduğunu bilmeyip inkar etmesi suretiyle Allah'ın lütfundan hiçbir şeyi, hazinesinden bir şey eksiltemez, yüceliğine halel getiremez. Mümkün değildir. Ancak ayet-i kerimenin de ifadesiyle o aleyhinedir. Aleyhine, ahirette aleyhine bir şey yapmış oluyor. Dolayısıyla aslında bu ayet bile o inkara sapan insanın, nankörlük eden insanın bile kurtulması için bir reçete uyarıyor. Bak, nankörlük ediyor isen bu ayeti okuyan bir insan, senin nankörlüğün ancak senin aleyhinedir. Bunu bil, ona göre davran. Kendine çeki düzen ver. Senin aleyhine olacak herhangi bir davranış içerisine girme demekte. Ve yine Allah Celle Celaluhu insanoğlunu Ahsen-i Takvim dediğimiz en güzel surette yaratmıştır kıymetli hocam. Ve yeryüzündeki tüm nimetleri, tüm vasıtaları, işte denizlerde gemileri yüzmesi için emrimize sunan Allah Celle Celaluh'tur. İşte denizlerin içindekilerden istifade etmek üzere denizleri emrimize amade kılan Allah Celle Celaluh'tur. Karada hayvanları, bitkileri, yerden ürünler çıkaran yine bize Allah Celle Celaluh'tur. Bunları bizim emrimize sunan Allah'tır. Bizleri Adem oğlunu, insan oğlunu yeryüzünde şerefli, itibarlı kılan ve kendisinin halifesi kılan Allah Celle Celaluh'tur. Aslında sohbetimizin başında da ifade ettik. Nimetlerini, Allah Celle Celaluhu'nun nimetlerini saymaya kalksak sayamayacağız. Sayamayacak derecede üzerimizde çokça nimeti olan Allah Celle Celaluhu'ya şükretmemiz, başta gelen kul olmanın bize getirdiği bir yükümlülük ve sorumluluktur. Bizler Rabbimize kul olduğumuz bilinciyle hareket eder ve Rabbimize şükrümüzü vermiş olduğu bunca sayılamayacak kadar nimetlere vermiş olduğu bu nimetlere karşı şükrümüzü ifa edersek inşallah dünya ve ahiret saadetini elde etme noktasında büyük adımlar atmış olacağız kıymetli hocam. Sayın hocam, tabii program ilerliyor. Yani bizim de vakit su gibi geçiyor. Biz bu şükrü nasıl yapacağız? Yani bunun işte Ramazan'dan bahsettik. Mübarek geceler var ama hayatımızın içerisinde daimi yaşanan bir şükür olması gereken bir şey. Yani bir güne, bir aya, bir zaman dilimine hasır olacak bir durum değil herhalde. Şükrümüzü nasıl ifade edeceğiz hocam Cenab-ı Allah'a karşı? Kıymetli hocam, inşallah şu ayet-i kerimeyi de okumak suretiyle Nahl suresi 78. ayet-i kerimeyi, tabi vaktimiz kısıtlı olduğu için mealen zikretmek suretiyle şükrümüzü nasıl ifade ederiz o hususa geçelim. Allah Celle Celaluhu Nahl suresi 78. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu sizleri analarınızın karnından hiçbir şey bilmiyorken çıkardı. Size kulaklar, gözler, gönüller verdi. Ta ki şükredesiniz. Azim olan Allah doğru söylemiştir. Ayetin son kısmı dikkate şayan. Bizlere gözler, kulaklar ve gönüller verdi. Aslında diğer nimetleri bu. Bu nimetleri zikrediyor Allah Teala, aslında diğerlerine işarette bulunuyor. Bunca nimeti veren Allah
bunları ta ki şükredesiniz diye size veriyor. Verdi diye ifade buyurmakta. Ve baktığımız zaman kıymetli hocam, hani dedik ya, nimetlerini saymaya kalkacak olsak sayamayız. Bedenen herkes kendisi üzerinde, hani Kur'an-ı Kerim çokça yerde bizleri tefekküre, tedebbüre, akletmeye, kainatı düşünmeye, kainata bakmak suretiyle kainatı, yaratanı bulmaya aslında bizi teşvik ediyor. Böyle her insan kendisine baktığı zaman bir göz nimetini düşünecek olursa, kulak nimetini, burun nimetini, ağız, el, ayak, baş, kalp, iç organlar yönüyle her bir organa ayrı ayrı bakacak olsa, şu an sağlam akıl sahibi bir insana gelip denilse ki iki gözünü bize ver, sana dünyada istediğin her şeyi veririz. Mal mı istiyorsun, mülk mü istiyorsun, makam mı istiyorsun, sana veririz denilecek olsa sağlam akıl sahibi bir kimseye, hiçbir sağlam akıl o iki gözü tüm dünya ve içindekilere değişmez. Değişmeyecektir. Göz olmadıktan sonra malı, mülkü, makamı ne edecektir? Veya kollarımızı, veya kulaklarımızı duymadıktan sonra, kainatı duyamadıktan sonra ne edecektir? Evet, Allah-u Teala bir kısım kardeşlerimizi o nimetlerden yoksun bırakmak suretiyle imtihan ediyor. O da bir imtihandır. Ama var olan bir nimetin eksikliği kaybedilince daha fazla bilinmektedir ki bir tat alma duyumuzu kaybettiğimiz zaman hiçbir şeyden lezzet alamayacağız. Bir koku alma, işte işitme veya yürüme yetimizi kaybettiğimiz zaman aslında daha önce yürüyebildiğimiz için yürüyememe noktasına gelmemiz dolayısıyla hayat bize çekilmez olabiliyor. Aslında her insan Allah'ın kendisine vermiş olduğu beden nimetine, sağlık nimetine ve ilaveten cennet bir vatanda Müslüman bir anne babadan dünyaya gelme nimetini bahşettiği için Allah'a ne kadar da şükretsek azdır. Rabbim şükrünü hakiki manada ifa edebilen bahtiyar kullarından eylesin bizleri. Kıymetli hocam, tabii şükrün farklı evreleri, dereceleri vardır. Şükrü biz şu şekilde, yani nasıl ifa edilebilir diye sordunuz. Kalp, dil ve beden ile Rabbimize, Rabbimizin bize olan nimetlerine şükrümüzü ifa edebiliriz. Kalp ile şükrü ise nimeti verenin Allah olduğunu bilmesi ve ona göre hareket etmesi. Kişi kalben bunu tasdik edecek. Bu nimeti, bu el nimetini, göz nimetini, beden nimetini, İslam nimetini veya mal, mülk, evlat nimetini bana bahşeden Allah Celle Celaluh'tur. İnsanlar bu hususta birer vasıtadır. Yani gündelik hayatta karşılaştığımız olaylar karşısında, evet başta da örnek verdik, işte hayırsever birinin muhtaç birine yardım etmesi, bu görünürde o insanın, o bir vasıtadır. Esas nimeti veren, onu o işi yapmakla istihdam eden, mün'imi hakiki, hakiki manada nimeti veren Allah Celle Celaluh'tur. Kişinin bunu böyle bilmesi, nimeti, esas nimeti veren Allah olduğunu bilerek bu şekilde hareket etmesi, hayatını tanzim etmesi ve minnettarlık duygusunu yaşaması, hissetmesi, kalp ile şükrün yerine getirilmesi noktasında mühimdir kıymetli hocam. Ve Allah'a hakiki manada iman eden bir insan, kıymetli hocam, hakiki manada iman eden ve iman eden bir insan, nimeti verenin, esas nimeti verenin Allah olduğunu bilecek ve kainata meydan okuyabilecektir. Biz bunu yine Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'da daha çocuk iken o kendi toplum, putperest olan toplumuna karşı meydan okuduğun okuması hasebiyle biz bunu burada görebiliyoruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın o hakiki manadaki imanı çocuk yaşta olmasına rağmen kendisinden yaşça, makamca, mevkice üste olanlara meydan okutabilmekte İbrahim Aleyhisselam'a. Nitekim İbrahim Aleyhisselam onlara şöyle haykırmakta,
Şuara suresinin 77 ve 82. ayetlerinde hep onlar, yani putları kastederek benim düşmanımdır diyor. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah benim dostumdur. İbrahim Aleyhisselam bunları söylerken daha çocuk yaşta sayılabilecek ufak yaşlardadır. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana şifa verir. O ki beni öldürecek, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğumdur. Evet. Kıymetli hocam, nimeti verenin Allah olduğunu, Allah'ın kendisinin dostu olduğunu, hastalandığı zaman şifa vereceğini bilmek karşılığında insanlara bunu tebliğ ediyor. Aslında çocuk yaşta bu tebliğini de ifa ediyor ve hata dahi bilmeyerek veya yanlışlıkla hata dahi edersem hatamı bağışlayacağını umduğum Rabbi Zülcelal'dır. Allah Celle Celaluh'tur. Kıymetli hocam, kalp ile şükür aslında nimeti verenin Allah olduğunu, Allah'ın müminlerin, hakiki manada müminlerin dostu olduğu bilinciyle ve nimeti verenin Allah olduğunu, insanların bu hususta birer vasıta olduğunu bilmek diye kısaca özetleyebiliriz. Evet hocam, şimdi biz insanımız günlük yaşantısında şükrü nasıl eda edecek hocam? Yani nimeti vereni tanımak kalbine. Evvela işte kalben dedik ya, kalben bir tanıyacak. Tanıyacak, evet. İşte evre olarak güzel bir yere temas ettiniz. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Kalben önce bunu, nimeti verenin Allah olduğunu tasdik edecek, bilecek. Bu nimeti bana Allah verdi. Peki bunun karşılığında bana düşen ne? Evet, ayet-i kerimeleri, ki Kur'an ayı olan Ramazan'dayız. Kur'an-ı Kerim'le hemhal olduğumuz bu evrelerde bu ayetler bana ne diyor diyecek olursa o kişi, işte şükrün diğer evresi olan dil ile şükür boyutu ve sonrasında azalar, beden ile şükür boyutuna temas etmek suretle inşallah gündelik hayatta nasıl hızlı bir şekilde şükrederiz dediğimizde, dil ile, yani kısaca aslında dilimize de pelesenk olmuş dediğimiz, işte namazların akabinde yaptığımız tesbihatlarda elhamdülillah sözcüğü, Allah'a hamdolsun, Allah'a şükrolsun sözcüğünü tabi kalben tasdikin nihayetinde dil ile bunu ifade etmek. Dil ile. İşte Kur'an-ı Kerim okumakla, Allah'ı zikretmek, Allah'ı zikretmek suretiyle ve bu tesbihatlarla elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber vesaire, bunları arttırabiliriz. Zikrin bir sürü çeşidi var. Bunlar ki camilerimizde, namazların akabinde, evlerimizde daima yaptığımız hususlar ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifinde hamdin, yani elhamdülillah sözcüğü aslında deriz ya, elhamdülillah, nasılsınız? Elhamdülillah, iyiyim deriz değil mi? Evet. Karşımızdakine Rabbimize hamd ederek iyi olduğumuzu ifade ederiz. Hamd şükrün başıdır buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve Kur'an-ı Kerim aslında şükrün başı olmakla beraber elhamdülillahi rabbil alemin diyerek tertip sırasına göre Fatiha suresi hamd ile başlamakta ve şükrün başıdır aslında bu. Ve yine Peygamber Efendimizin hayatında bir anekdotla inşallah bunu taşlandırıp diğer kısma geçeceğiz. Süremiz de kısa. Peygamber Efendimiz bir gün mescitteyken ashabıyla beraber bir insanın namazını kıldığını, akabinde dua esnasında Allah Celle Celaluhu'ya hamd ve Resulüne salavat getirmeden direkt duaya giriştiğini, dua ettiğini görür ve etrafındaki ashabına falan şahıs acele etti der. Tabi ashab meraklanır ve Peygamber Efendimiz çağırır o dua eden kimseyi, şöyle der. Onun özelinde aslında bize hitap ediyor. Sizden biriniz dua etmek istediği vakit önce Allah'a hamd etsin. Bu dua veren dili, dua edebilme yetisiyle donattığı bedeni veren Allah'tır. Ey Müslüman, ey insan, bunu önce bil. Allah'a hamd et. Seni bu seccadede, bu kıbleye karşı kendi huzuruna kabul eden Allah'tır. Bu bilinçte ol, evvela duana hamd ile başla. Sonrasında nübüvvet halkasının son zinciri olan, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberi Zişan Efendimiz'e salatu selam getir. Önce Allah'a hamd etsin diyor. Sonra salavat getirsin. Sonra da
istediği duayı yapsın buyurmakta kıymetli hocam. Ve ayet-i kerimelerin çoğuna baktığımız zaman verilmiş olan nimetlere karşı dilimizle aslında şükretmemiz. İlk hatta sohbetimizin başında fezkuruni ezkurkum, beni anın ki ben de size anayım buyurdu. Bakara suresinin o ayeti kerimesinde Allah Celle Celaluhu zikir kalben tasdik ve nihayetinde dil ile bunu telaffuza dökmek, telaffuza dökebilmektir kıymetli hocam. Ve diğer husus aslında belki de her biri kendisince bayağı önemli ama pratiğe dökülmek suretli en önemlilerinden biri azalar ile şükür, beden ile şükür. Bedenimizle Ramazan ayındayız. Sonu cehennemden azad olma olan Ramazan ayındayız ve mübarek bir sahur vaktindeyiz. Evet. Bir icabet saatindeyiz kıymetli hocam. Aslında şu an ekranları başında olan izleyicilerimiz sahura kalkmak suretiyle bedenen şükrün bir göstergesini yapmışlardır. Sahura, Allah rızası için sahura kalkmışlardır ve oruca hazırlık yapıyorlar ve ezanla beraber namazlarını kılacaklardır. Şükrün bir göstergesini şu anda ifa ediyorlar kıymetli izleyicilerimiz. Rabbim kendilerinden bunu kabul buyursun. Amin. Beden ile, işte oruç ibadeti beden ile yapılan bir şükürdür. Namaz ibadeti bedenen yapılan bir şükürdür. Ve baktığımız zaman kıymetli hocam, bir İslam büyüğü namaz ibadetinin ehemmiyetine binaen günün 24 saatini 24 altına benzetir. Nasıl ki bir zengin bir insan size 24 altın verse karşılıksız, sizden hiçbir şey talep etmeden 24 altın verse ve bunun nihayetinde sizden bu 24 altının birini istese, siz bunu verir misiniz, vermez misiniz diye soru sorar. Sonrasında elbette ki hiçbir karşılık olmadan verilen, yani veren 24 altını veren kişiye minnet borcumuz olarak o bir altını veririz. Bunu vermemek aslında akılsızlıktır. Çünkü karşılıksız olarak vermiştir. Tabii. Ve nankörlüktür. Dolayısıyla bu günün 24 saatini o 24 altını günün 24 saatine benzetebiliriz. Günün 24 saatini karşılıksız olarak bize veren Allah Celle Celaluh'tur. Ve günün 5 vakit namazını hesap edecek olsak kıymetli hocam, bir saate denk gelir hocam. Abdestiyle, namazıyla geniş bir şekilde bir saat, hadi yarım saatte bizden olsun. Bir buçuk saat. Yani bir saatte rahatlıkla eda edilebilir. İşte bu 24 saati veren Allah Celle Celaluhu'ya bir saati ayırmamak esas nankörlük değil midir? Evet. Esas akılsızlık değil midir? Dolayısıyla Rabbim şükrünü, bu vermiş olduğu aslında zaman nimetine, beden nimetine karşı şükrünü azaları ile, kalp ile tasdik edip, dil ile telaffuza dökebilen ve bedenen bunu uygulayabilen, pratiğe dökebilen bahtiyar kullarından eylesin. Amin cümlemizi hocam. Kıymetli hocam. Bu örnek hakikaten hem akıllarda kalabilecek çok güzel bir örneklik. Biz bununla bitirelim hocam ve sizden bir dua, kısa bir dua talep edelim. Madem hamd edeceğiz, madem şükredeceğiz, bu sahur vaktinde de insanımız ellerini açsınlar. Bir dua İnşallah. Talep edelim hocam. Buyurun. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'ım, bizlere vermiş olduğun sonsuz nimetlere karşı sana sonsuz hamdü senalar ederiz. Yine nübüvvet halkasının son zinciri, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Hazreti Muhammed Mustafa'ya, âline, ashabına, etbaına sonsuz salatu selam, tahiyyatü ikram olsun Allah'ım. İlahi ya Rab, bu mübarek seher vaktinde, mübarek sahur vaktinde ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, divanına durduk. İlahi ya Rab, hayır namına muratlarımızı bizlere ihsan eyle. Yapmış olduğumuz ibadetlerimizi rızan muvacehesinde kabule karin eyle. Tutmuş olduğumuz şu oruçlarımızı sen razı olduğun ameller zümresine ilhak eyle. İlahi ya Rab,
bizleri kendine kul kabul eyle. Kulluk bilinciyle yaşayan ve kulluğun gereği olarak bizlere vermiş olduğun nimetlere kalbi ile tasdik edip dil ile bunu dile getiren, telaffuz eden ve bedeni ile şükredebilen bahtiyar kullarından eylesin. İlahi ya Rab, beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın ha nankörlük etmeyin buyuruyorsun ayeti celilende. İlahi ya Rab, bizleri seni anan ve sana şükreden bahtiyar kullarından eyle. İlahi ya Rab, sen bizlerden razı ol. Amellerimizi makbul ve ibadet, amel ve ibadetlerimizi makbul eyle. Bizleri kendine kul kabul edip emaneti kabzetmek zamanına kadar emanette emin eyle. Amin. Ve son nefesimizde buyurun: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek teslimi can edebilmeyi cümlemize nasip eyle. İlahi ya Rab, bizlere dünyada da ahirette de iyilikler, güzellikler ihsan eyle. Bizleri ana babamızı bağışla. Amin ya mu'in ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Rabbim, Allah razı olsun. Rabbim sizden de razı olsun. Sahurunuz bereketli. Oruçlarınız makbul olsun inşallah. Amin. Amin. Allah razı olsun.